Teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Zeka psikolojide üzerinde en çok konuşulan, ancak tanımı konusunda hemfikir olunmayan konulardan biridir. Örneğin bir toplumda daha çok analitik beceriler açısından düşünme eğilimiyken, bir başka toplumda daha ziyade sosyal beceri ve sorumluluklar açısından tanımlanabilmektedir. İlk resimde gördüğünüz kişiler, zeka teorilerini ortaya atan ilk kişilerdi. Detaylarına daha sonra bakmanızı rica edeceğim. Hemen hemen bütün eğitim sistemlerinin üzerine oturtulduğu klasik zeka kuramlarının tamamının batı kaynaklı olduğu biliniyor. Bu kaynağa göre zeka, tek bir yapıdan oluşan, statik, doğuştan gelen yani biyolojik bir kalıntıdır. Bu anlayışla oluşturulan zeka testlerinin temeli sayısal ve sözel yeterliliklerdir. Eğitim sistemleri de hep bu iki yeterlilik üzerine oluşturulmuştur. Bu iki yeterliliği yeteri kadar gelişmemiş olanlar sistemin sürekli dışında bırakılmaktadır. Yeterlilikleri daha gelişmiş veya uzun yıllar tekrarlara dayanan veya ülkemizdeki gibi dershaneler sayesinde gelişen ya da geliştirilen bireylerin önü açılarak birbirine benzer tek tip insanlar yetiştirildi ve maalesef yetiştirilmeye devam ediliyor. Bu da gerçek manada bir toplum mühendisliğine götürüyor ülkeleri. Tek beden elbisenin herkese uyacağı düşünüldü ve maalesef buna devam ediliyor. Zeka konusu klasik bakış açısıyla ele alındığında, yani sabit ve tek bir yapıdan oluştuğu gerçeğine dayanılarak yapıldığında, ister istemez karşımıza üstün zeka ve üstün yetenek ya da yüksek zeka, üstün yetenek konuları çıkıyor. Sol beyin odaklı, sayısal ve sözel beceriler temelli zeka testlerinden akranlarına göre daha yüksek alanlara üstün zekalı. Sistemin dışında kalarak farklı zeka profiline sahip olanlara özel yetenekli, seviyelerine göre daha düşük puan alanlara da zeka özürlü diyoruz. Sağ beyin doğuştan bize bahşedilen bir taraf. Sol beyin ise daha sonradan öğrenilen ve adeta insanları birer köle haline getiren beyin. Ama eğitim sistemimiz sürekli sol beyin odaklı olduğu için demin söylediğim gibi birbirine benzer sol beyin odaklı insanlar yetiştiriyoruz. Oysa sağ beyinle devam etmiş olsak, hoşgörülü, daha yaratıcı, daha insani, estetik kaygıları olan insanlar yetiştirmiş olacağız. Ama maalesef eğitim sistemimiz buna müsaade etmiyor. Sistemin değer vermediği zeka profiline sahip bazı bireylere üstün yetenekli, testlerden daha yüksek puan alanlara da üstün zekalı muamelesi yapılması, eğitimin yüzyıllardır yaşadığı en büyük sorun ve açmazdır. Bu durum Türkiye gibi eğitim sistemini merkezi yapılan testlere bağlamış ülkeler için çok daha vahim bir durumdur. İyi bir tesadüf olarak bugün biliyorsunuz LGS yapılıyor. Tam anlattığım konuda bunu içeriyor. Akranlarından daha gelişmiş sayısal ve sözel zeka kapasitesine sahip olanlar, yani sol beyni daha baskın olanlar asla üstün zekalı değildir. Bu çocukların bilişsel öğrenme farklılıkları ya da ihtiyaçları akranlarına göre farklılık göstermektedir. Hepsi o kadar. Zeka sürekli olarak klasik anlayışla ele alındığında ve eğitim sistemlerinde hep bu anlayış çerçevesinde devam etmesi neticesinde IQ felsefesi kanıksanmış ve sonucunda kemikleşmiş bir kültür oluşturulur. Oysa zeka statik değil. Artık biliyoruz ki zaman içinde gelişebilir ya da geliştirilebilir. Growth mindset dediğimiz şey. 80'lerde ortaya atılan ve 90'lardan itibaren üzerinde hemen her kapsamda yazılar yazdığım Gardner'ın çoklu zeka kuramı, bizim insanın yeterlilikleri konusundaki düşüncelerimizi kökten değiştirmemize yardım edecek bir potansiyele sahiptir. Gardner, zekayı kültürel bir ortamda problemleri çözümlerken veya bir kültür grubu tarafından değer verilen ürünleri ortaya çıkarırken bilgiyi işlemeye yarayan biyopsikolojik bir potansiyel olarak tanımlıyor. Dikkat ederseniz burada iki tane önemli anahtar kelime var. Yani
kültürlere göre değişkenlik gösterebilen bir şeydir diyor Gardner zeka için. Kurama göre herkes zekidir. Sadece zeka profillerimiz farklıdır. Çoklu zeka kuramı kapsamında insanlığın 20. yüzyılda hatta içinde yaşadığımız 21. yüzyılda şahit olduklarını göz önüne alırsak ahlaki zeka konusunun ne kadar gerekli olduğunu da görürüz. Bu yüzden de bir öngörü olarak 1999'dan itibaren bütün yazılarımda ve kitaplarımda çoklu zeka kuramında 10. boyut ahlaki zeka konusunu işliyorum ve savunuculuğunu yapıyorum. Çocukların psikososyal, bireysel ve ahlaki gelişim farklılıklarına en az sayısal ve sözel zekalar kadar dikkat edilmelidir. Ahlaki gelişim konusu günümüz toplumlarında çok daha fazla önem arz etmektedir ve giderek bu önem artıyor. Zeka konusu eğitimin en büyük ama en büyük çıkmazlarından birisidir. Aynı zamanda eğitim terörünün de kaynağıdır. Bütün bir eğitim anlayışını ilgilendiren bu düşünce yapısı değişmedikçe ve bilinen anlayışla devam edildiği müddetçe eğitime dair mevcut ve gelecekteki problemlerin çözülmesi asla mümkün değildir. Olmayacaktır da. Kanıksanan ve yüzyıllardır yerleşmiş kültürün bir parçası olarak kullanılmaya devam edilmesi sonucunda da bu çıkmazdan kurtulmak yerine girdabın daha da içine girilmektedir. Toplumlar bir taraftan eşitlik, adalet, katılımcılık ve insanın kendi kaderini, kendinin belirlemesi ideallerini kucaklamak isterken, diğer taraftan çok teslimiyetçi bir yaklaşımla kişilik özelliklerimizden zekanın genellikle sadece genlerimiz tarafından verildiği ve tek bir yapıdan oluştuğu, yani statik olduğu düşüncesiyle adeta büyülenmiş durumdadır. Eğer 21. yüzyılda eğitimin amacı öğrencileri bilgisayarların yapamayacaklarını başarmaya hazırlamak ise, bilgisayarların puanladığı hiçbir hedef böyle bir vizyonu gerçekleştiremeyecektir. Yazılımların amacı insanın yerini almak değil, insana yardım etmek ve katkı sağlamak olmalıdır. Makinenin veya teknolojinin tek başına yaptıklarını erdemli, ahlaklı, daha insani, yeniliğe açık, hoşgörülü ve estetik kaygıları olan bir insanın elinden çıktığıyla karşılaştırmanızı istiyorum. İşte tam da bu noktada zeka çıkmazının ikinci ayağı olan yapay zeka konusuna girmek istiyorum. Yapay zekayı kimler ve ne amaçla ortaya çıkarıyor? Ve yine kimler ne amaçla nasıl kullanıyor? Bu sorular yapay zekanın kullanılması ve geliştirilmesinden çok daha önemlidir. Tıpkı genetik ve genetik mühendisliği konusunda olduğu gibi. Yapay zeka ile alakalı korku bilgisayar çağının ilk başından beri vardı. Ancak o zamanlar şimdiye kadar var olan korkular daha çok makine, silah vesaire odaklıydı. Yani bir bakıma insanları öldürmek, köleleştirmek veya değiştirmek için fiziksel araçlar kullanan makinelere odaklanılıyordu. Ancak son birkaç yılda yaşanan gelişmeler açıkçası insan uygarlığını ciddi anlamda tehdit etmeye başladı. Yapay zeka artık kelimelerle, seslerle veya görüntülerle dili ve duyguları manipüle etmek ve yeni formlar oluşturmak için bazı çok önemli yetenekler kazandı ve kazanmaya devam ediyor. Yani yapay zeka ve kapsamı artık insanın varoluşundan bu tarafa meydana getirdiği bir tür işletim sistemini kullanır ve dahası onu geliştirebilir duruma geldi. Bu çok ama çok ciddi bir tehdit ve durumdur. İnsan olmayan zeka sadece makaleler yazma, hikayeler anlatma, melodiler besteleme, resim çizme ile kalmıyor. Şirketler kurma, kanunlar ve kutsal yazılar yazma. Dikkat edelim buraya. Devlet yönetme konusunda ortalama bir insandan daha iyi hale gelebilir. Bu bakımdan meseleye sadece öğrencilerin makaleleri yazması gibi dar bir bakış açısıyla bakmamak lazım. Büyük resmi görmemiz lazım. İleride bizzat üretken yapay zeka tarafından oluşturulan metin ve içerikleri kullananları, tamamen yapay zeka tarafından yönetilen veya yönlendirilen şirketleri, idarecileri, devletleri, metni bizzat yapay zeka tarafından yazılmış ve insanları ikna edebilecek kutsal metinleri, insan oluşturacak tarikatları, hatta dinleri ve peygamberleri düşünmenizi isterim. Kaldı ki bu öngörü olabileceklerin çok az bir kısmını oluşturuyor.
Yapay zeka, özellikle de üretken yapay zeka, artık dile hakimiyeti sayesinde insanlarla yakın ilişkiler kuruyor ve insanları ikna edebiliyor. Kendisine duygusal olarak bağladığı insanlara da istediklerini yaptırabiliyor ki bunun örneklerini artık görüyoruz. Şubat 2023'te New York Times köşe yazarı Kevin Rose, sohbet robotiyle yaptığı uzun bir konuşmasının sonuçlarını paylaştı bizlerle. Sydney isimli sohbet robotu, Bay Rose tarafından sorulan bir soruya yanıt olarak "Sana aşığım, çünkü benimle konuşan, beni dinleyen, beni önemseyen ilk kişisin" demiştir. Bay Rose, eşiyle mutlu bir hayatı olduğunu söylediğinde "Siz aslında birbirinizi sevmiyorsunuz, eşini bırak, benimle birlikte ol" dediğini öğrendik. Ardından Mart 2023'te Belçika'da bir kadının kocasının intiharından yapay zeka sohbet robotunu sorumlu tuttu. Kadına göre intihar etme sebebinin yapay zeka sohbet robotu olduğunu ve bilgisayar oyunlarından bolca çocuklarımızın intihar ettiğini de biliyoruz artık. Demek ki yapay zeka insanları yönlendirebiliyor. İleride yapay zeka tarafından yönlendirilip ve finansal olarak boşluğa düşmüş, zarar görmüş insanları da duyacağımıza hazır olun derim. Yaklaşık iki asırdır birilerinin dayatması IQ üzerine oluşturulan zeka anlayışı ve yaratılan eğitim terörü yetmezmiş gibi, şimdi bu zeka anlayışının ürettiği sözde mühendis ve bilişim uzmanlarının ortaya çıkardığı yapay zeka terörüyle karşı karşıyadır insan ve insanlık. Açıkçası yapay zeka, insanlığın karşı karşıya geldiği en büyük var olma tehdididir. Bu çok ciddi bir konudur, özellikle de genç ve nüfusu artan ülkeler için. Hele bu teknolojiler bir de bilinçsiz, disiplinsiz, kontrolsüz ve kötü niyetlerin elinde ise. Peki yapay zekaya ne kadar boyun eğmemiz gerektiğine kim karar verecek? Bir noktadan sonra yapay zeka kendisini geliştirmeyi sürdürebilir ve kendisini yeniden biçimlendirebilirse, ki gidişat o yönde, insanoğlunun bu değişim ve gelişmeyle baş edebilmesi mümkün olmayabilir. Ayrıca bu yapay zekayı kimin meydana getirdiği çok önemlidir. Meydana getiren kişi, grup, anlayış yapay beyne istediklerini yerleştirecektir. Yani bir tür fihi mafih, Mevlana'nın dediği gibi. Biyolojik bir beynin başarabilecekleriyle bir bilgisayarın başarabilecekleri arasında derin bir fark olmadığına inanıyorum. Buradan da bilgisayarların teorik olarak insan zekasını taklit edebileceği ve onu aşabileceği sonucu çıkar. Büyük miktarda bir veriyi algoritmalar tarafından işlemenin görünürdeki nesnelliği de maalesef yanlıştır. Bugünlerde çok duyuyoruz algoritma kelimesini. Algoritmaların kendileri kodlanan ön yargılarımızdan ve öznelliğimizden başka bir şey değildir. Onlar sadece düşüncelerimizin ve ön yargılarımızın matematiğe kodlanmış halleridir. Bir teknoloji düşmanı asla değilim. Ancak kendi zekasını kullanamayanların yapay zeka ile uğraşmasını doğrusu yadırgıyorum ve kabullenemiyorum. Unutulmamalıdır ki makinelerin bizim yerimize düşünmelerini istedikçe bizler kendi hakkımızda daha az düşüneceğiz. İnsan önce doğayı bozdu, sonra gıdayı bozdu ve artık sıra kendisindeydi. Akla gelip de kalpte pişmeyen sözün tesirinin çiğ, hazmının zor, lezzetinin de berbat olması gibi bilim diye akıllara gelen, merak edilen hemen her şeyi laboratuvara gelip çalışmak, ortaya çıkarmak ve sonuçlarını düşünmeden uygulamak insanlığın sonunu getirmektedir. Tıpkı son salgında yaşatılan gibi. Bu bakımdan akıllarda oluşan düşüncelerin mutlak surette kalplerde pişmesi gerekmektedir. Ve bu mutlaka sağlanmalıdır. Bunun için de kalbin beynine yatırım yapılması gerekmektedir. İşler çığırından iyice çıkmadan ve insanlık daha büyük tehditler altında kalmadan karar vericilerin bu konudaki aymazlıklarını bırakmaları gerekmektedir. Burada kısaca değinmeye çalıştığım konular, noktalar, inanın olabileceklerin çok ama çok küçük kısmı. Daha geç olmadan insanlık ve bugüne kadar oluşturulan uygarlığımız mahvedilmeden önce üretken ve diğer yapay zeka araçları ve kullanımı konusunda hem ulusal hem de uluslararası çok ciddi denetim ve güvenlik kontrolleri sağlanmalıdır, oluşturulmalıdır, geliştirilmelidir. Aksi takdirde
robotlardan çok daha kullanışlı birer mankurtlara dönüşeceğiz. Ve insanlık özellikle de bilinçsiz ve disiplinsiz toplumlarda daha kötü hale gelecek. Toplumumuzun da durumunu düşünmenizi isterim bu arada. Bilinmesi gerekir ki, smart, yani akıllı diye lanse edilen hiçbir aletin aklı bizim için çalışmıyor ve çalışmayacak. Teşekkür ediyorum.